Yani bence bu tabii yani paralel yapının kendisini nasıl konumlandırdığıyla alakalı temel stratejiyi gözden geçirmek lazım. Şimdi bir yanıyla baktığınızda mücadelenin zorluğu şurada. Zaten emniyette ve yargıda yapılanmış bir grupla mücadele ediyorsunuz. Yani onlar da hala varlar orada. Tümüyle tasfiye edilmiş değiller. Ve kendileriyle ilgili meselelerde bir cephe kavgası vermeye çalışıyorlar. Bu belki toptan bir karşı çıkma olarak görülmeyebilir. Yani bunu yapabilecek konumda değiller. Ama en azından kendi meseleleri üzerinden, kendilerinin yargılandığı meseleler üzerinden bunu uluslararası kamuoyuna taşıma ve bakın Türkiye'de bir adli cinayet işleniyor. Türkiye'de sıkıntı var. Davalar bu şekilde yürüyor. Bakın mahkeme serbest bıraktığı halde işte otoriter Türkiye'de bu engelleniyor gibi bir söylemi rahatlıkla gündeme getirebilecek bir girişim olarak da okumak lazım bunu. Yani burada kaybedecekleri çok fazla bir şey yok. O hakimler, bir hakim, iki hakim de şifre olmuş. Kendileri zaten paralelle ilgili olarak bilindiği söylenen insanlar. Bunun bir zararı yok onlar için. Ama öbür taraftan işte uluslararası kamuoyunda yürütmüş oldukları bir net bir kampanya var. Bu iç siyasi boyutu da var bunun. Bu kampanyanın bir parçası olarak öbür taraftan da kendisinin diri olduğunu, hala mücadeleye devam ettiğini ve hukuk sisteminin bir takım boşluklarını da kullanabilerek oraları da harekete geçirebileceğini göstermiş oluyor. Yani Yani bence kendi stratejisi taraftarlarına açısından da yapabileceği şey şu an bu. Yani pozisyon olarak kendini koyduğu yer burası zaten. Devletteki kadrolarında biz bir devam ediyoruz. moral Çünkü vermişler. hatırlarsanız şöyle bir tavır vardı. Mücadeleye devam. Yani kendini koru, elinden gelen bütün gayreti göster, mücadeleye devam. Çeşitli bunların boyutları var. Evet. Gizlenebiliyorsan gizlen, gizlenemiyorsan mücadeleye devam. Uygun fırsatını bulduğunda çeşitli yöntemleri kullanarak, yani mahkemelerin araçsallaştırılmaları, gece yarılarında o değişen hakimler, nöbetçi hakimler vesaire falan. Ha bunlar bildik şeyler. Onların zaten uyguladıkları şeyler.